Sinop merkeze bağlı Çobanlar Köyü Muhsinli Göleti'nden yaklaşık 200 metrelik sulama borusu yerinden sökülerek kaldırılmıştı. Borular kayboldu diye bir şey yok. Çünkü boruları biz aldık ve köprümüzü tehlikeye soktuğundan dolayı ve önünde ağaçlar geliyordu. Ağaçlar da buna engel oluyordu ve seli çay yatağının farklı yerlere taşmasını sebep oluyordu. Yöre sakinleri sulama borularının ne olduğunu merak ediyordu. Kanallarımız çok kötü durumda. Yani keşke öyle devletimizin imkanı olsa da kanallar Muhsinli göletinden buraya kadar tekrar yenilense, Kılıçlı'ya da verilebilir, onda hiçbir sıkıntı yok. Kanallarımız kırık olduğu için, bunlar kullanılmadığı için kaldırıldı zaten, kaldırdık. Konuyla ilgili Sinop İl Özel İdaresi inceleme başlattı ve boruların komşu köyün ormanlık alanına taşındığı belirlendi. Boruları biz aldık. Köy, köyün görüldüğü gibi köyün yerine bir yerine koyduk. Borular burada ve bu konudan özel idarenin zaten özel idarenin kendi ekipleri geldi. E, kaynak makinesiyle, ekspiratörüyle gelindi, kesildi ve köy emanetine alınmıştır. Yani bu olayımız bu kadar. Borularda bir e, kaybolma gibi bir şey yok ve çay e, seli önüne geçmemesi için yani seli set olarak durduğu için ve, ve bu borular şunu da söyleyeyim 7 yıldır zaten hiç kullanılmıyor. Bu boruları besleyen kanallar da lav oldu zaten yani kullanılmıyor. Keşke imkanlarımız olsa da o kanallar yapılsa Tobanlar Köyü muhtarı Ali Apaydın boruları kendilerinin kaldırdığını hatta bu durumdan İl Özel İdaresi'nin de haberi olduğunu söyledi. Bizim aldığımız borular zaten 7 yıldır kullanılmayan atıl durumdaki boruları köprüyü tehlikeye atmasın adı altında alındı yani. Sinop Özel İdaresi konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.